Abi ölüp hele kalkıp 360 yapıp ondan sonra voleyi çakıp gol atıyor yapma abi. Gel girelim. Gel girdik. Hadi. Ne alıyordunuz? Ay, nasıl abi, yardımcı olabilirdim? Abi, bak, daha... Kondom almak için ekstra ürün alma hastalığı diye bir şey var. Ben bir tırtık var. Benim öyle bir param yoktu. Ben hadi bakalım. Dayak da yedim. Kardeşim telefonu abi, almışsın, hayırlı olsun. Eyvallah, vergi indirimden abi. Vergi indirimden çektim. Kaça aldım? 1000 liraya mı? Yo, ben böyle tam 9499'a geldi. Ah be. Tabii. Keriz iPhone'u Antalya. Tabii, ama kargolarken Erbil yazdı, ben anlamadım bunu da. Oğlum şey ne peki o 5500 lira olayı ne ya? Abi bir indirim yapalım demişler. Ama 5500 ama, değil. Ama evet yani şöyle kadar. Telefonda %44'e kadar galiba. PC'de ama bu arada sen onu dedin tablet değil. Tablet yokmuş. Evet. PC'de %16. Lan 10 bin lira bilgisayar mı? Ben baktım böyle... Var bu arada. Var, var. Ya var ama şöyle. Hani var ya annen alıyorsun Facebook'a girecek kadar. Ha, o var yani. Bir şey mesela ekran kartı yok. Gacır diyor gerek açarken. Yok. Zaten ilk sene böyle gidiyor. Bu yeni araba alırsın böyle abi çok iyi gidiyor bilmem ne. Sonra patlar ya motoru. Tekerler sökülür. Tam o böyle. İlk bir sene çok iyi. İkinci sene yok ama. Peki şimdi 9500 sınır. Çıktı evet tamam. Sınır. 5500 %40 ise 5500 olmuyor. Kader. Yani. Nasıl kader lan? Peki ben şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Devlet baba bize böyle bir güzellik yaptı. Sağ olsun. Çok sağ olsun. Çok peki ben doğudaki kardeşlerimden aldığımda da zaten bu fiyatlardan alabiliyordum sokaktan. Evet. Doğudaki geçtim. Kardeşlerimi açıkla. Yani onlar da sonuçta ithalat ve ihracat gerçekleştiriyorlar. Doğubank'tan aldığından bahsediyorlar. Bunun legal olması hiç kimseyi ilgilendirmez. Ya şöyle bir şey var. 5500'e kadar çıkmıyor dediniz. Gerekirse çıksın oraya kadar. Yine de arkadaşlar. Değmiyor. Yok, değmiyor'ya geçtim. Bundan 1-1,5 sene evvel hani bir şekilde almış olsaydınız ondan sonra gelen zamlar düşünüldüğünde zaten o 5500'den daha fazla kar etmiş olacaktınız. Tabii canım. Ben yani, en sevdiğim şey vardı. Bizim chatte bir tane çocuk vardı. Bekleyeceğim abi indirimini alacağım falan derdi. Ondan sonra saldı. Beklemeyeyim alayım dedi. Şu anda 10.000 TL karda. Net. Oo. Yani sırf şu anda MacBook al böyle dedim abi adam şey yaptı. Ha MacBook girmez büyük ihtimalle ben alayım dedi. Büyük çalışanların activation olmuş çalışmış böyle. Abi direkt 10 bin. Direkt örnek vereyim kendimden vereyim. Ben 6 ay önce falan değiştirdim. S23'e geçtim. Ondan önce Xiaomi Mi 6 kullanıyordum. En güzelinden almışsın diye üzerime gelmeyin hakikaten. Yani 6 sene kullanacağım vergi dediğim için. Vergi indirimli ama. Efendim? Vergi indirimli. Yok vergi indirimli falan değil. Kamerasını övüyor muydun bak iPhone'dan daha iyi. Ayı çektim abi. Ayı çektim abi. Kamerasını yani özel bir şeyini övmedim Xiaomi Mi'nin ama keşke Mi 6'nın ama keşke hakikaten sıfır yapıyor olsalar gider bir tane daha alırım. 1800 liraya almıştım 2017'nin ocağında. Unutmuyorum ama çok ucuzdu ve çok uzun süre götürdü hakikaten. Çok ucuzdu ama. Evet. Neyse diyeceğim şuydu 24 bin liraya aldım S23 normal hali. Ultrasına zaten o zamanlar bile çok pahalıydı da. Şimdi bakın yani hani 6 ay önce aldığımda şu an satılan fiyatına da baktığınızda aradaki farkı gördüğünüzde o 4500'den daha fazla. S23 Samsung mu? Samsung S23. 9500 limitini koyup ne var diye baktım. Hı-hı. Ben bu arada Türk telefonlar hala var diye zannediyorum. Vestel telefon üretmeyi bir bırakmış var, var, bu arada. Var şey var. Reader var. Ha Reader var. Onu gördünüz mü o olayı? Evet, kesin evet. Kaçırın. Abi müthiş evet, bir olay var. Ben gördüm var. Onu. Şimdi ben telefonumu alabilir miyim? Çok güzel bir... Üç kamera var. Ya mesela bak burada çok güzel bir üç kamera var. Reader'da da var. Hı-hı. Adam böyle bir birisi şey yapmış. Oğlum tamirci. Senin telefonda da vardı. Benim telefonum niye? Senin daha güzel. Ben benimsi vergi indirimden alınma. Abi böyle almışlar. Tamirci açıyor. Burada kamera yok. Aa. Tamamen sticker. İçine açıyorlar bomboş. Ondan sonra ve sitede 3 kamera diye satılıyor. Sonra değiştiriyorlar. İşte o doğulu kardeşlerimizden alınma bir telefon. Hiçbir şey yok. Aa, sticker tamamen ve şey diyorlar sonra. Süs. Evet. Sonra ve siteyi değiştirdiler falan. Daha da komik bir şey ve beklemeyeceğiniz bir bilgi vereyim mi? Reader yaklaşık 2 hafta önce falan halka arz oldu. Tavan tavan gidiyor şu anda. Yani hani hiç kimse iplemedi. Aa aman efendim sus kamuya koymuşlar bilmem ne oldu. Ahmet abi halka arzı oldu. O nasıl oldu ben hala. Oğlum halka arzı hiç girdiniz mi ya? Ben giresim var kendimi yapacağım. Ha yapsana mağaza önünde peki, falan bekliyorum. Peki gider misin? Ne giderim. Çünkü şöyle bir yapayım. Midyeci Ahmet gitmeyeceğim. Oğlum tamam ama yani. Abi insanlar bakmıyor ki. Sen ülkede kadar niye? Pozada değilsin. Reyon falan düzeltiyor. E-bebekte olmuştu o da. Konu birdenbire bildiğin, hepimiz arkadaşlar biliyorsunuz fintech'in babalarından olduğumuz için finansal teknoloji dediğinizde biz bunları takip eden tabii insanlar sas. Olarak falan. Ama şey çok komik ya, e-bebekte birisi forum postu atmış, Facebook'ta pardon. Adam şey, ben e-bebekten lot aldım, ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam yani şeydi, hazırlanmış. Altta da birisi, abi ofise git, sana bir tane masa verecekler, orada şey yaparsın. Adam hangi ofise yazıyor? Hala çok ciddi. Bu arada çok yabancı olanlar da varsa hakikaten böyle bir halka arıza katıldığında size 250 liralık falan bir hisse düşüyor. Yani hani evet, böyle, evet, böyle bir şey de değil. Adam oradan ne yapmam lazım? Kâr ediyorlar o zaman.
Ya şu anda Türkiye'de olur biraz yani, şey olay. Yani %0.0.0 şey iki tane nokta ya, koydum borçlu ama. Borçlu şirketler bilerek yapıyor bunu. Tabii para. Ya adamların şu anda abi Türkiye'deki o borsa şey tam şey kriptoda tam böyle herkes girdi ya. Hmm. Tam o. Herkes giriyor yükseliyor böyle şirketin parası var mı yükseliyor mu teknoloji mi diyece Ahmet girdi abi. Abi NTV ekonomi iyice bağlayayım mı arkadaşlar? Şu an faizler çok yüksek olduğu için ve şirketler borç bulamadıkları için. Evet, hani halka arz olup öyle finanse ediyorlar kendilerini. Bu arada çok ciddiyim burada. Gidip şey, bezlerine bakman lazım ve düzenlemen lazım. Tabii oraya gidip erene koyuyor her şeyi. Korumalıdan çıkıyorlar ya şu an. Yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bu arada tabii ki de şey çok büyük bir terbiyesizlik. Hani çıkıp ne yapıyorsun, ne ediyorsun kardeşim benim artık burada sahipliğim var dikkat edin. Ama bizde de mesai saatleri arasında bir çalışmama şeyi var abi yani. Abi ben mağazada... Bizde mesai de çok uzun ya. Oğlum yani bir de mağazada uzun. Ben tezgahtar beni rahatsız etsin istemiyorum. Ben ya. De. Evet ya, katılıyorum. Özür dilerim. Tezgahtar yanlış bir kelime. Ne alıyordunuz? Ay, nasıl yardımcı olabilirdim? Abi bak, daha girdi böyle peşliyor ya seni. Ya ben alamayacağım giriyorum. Belki ya. Evet. Hayır ben zaten bazen almak için de gittim. Evet bakmak için gidiyorum. Böyle evet. Güzel önüme bir şey gelirse alırım. Evet. Ama yapışıyor ya alasım geliyor evet. Ama... Ulan böyle gerginlik hissediyorum, şey utanıyorum böyle. Kız arkadaşınla falan gidince şey yapıyorlar hemen. Ya bu çok yakıştı falan evet. Böyle. Hani bir de böyle biraz da tatlışsa böyle. Aa bu çok güzel oldu. Hadi alma hadi. Aşırı. Almayayım bir tane de alacağım. Elit semtin eczanesi vardır. Ve onda da gereksiz bir ilgi vardır eczanede. Ve orada kondom alma rahatsızlığı diye bir şey var abi. Yani. Bakın size bu gitmez şunu vereyim diye daha büyüğünü veriyor falan. İlkay gelmezsin oluyor. Kondom almak için. Ekstra ürün alma hastalığı diye evet, bir şey evet. Var. O zaten yani markette yanında dururken vermidon alıyor veya işte markette yanında durduk yere portakal suyu. O şey çok gergin oldu. Marketlerde eskiden reyonlarda duruyordu ya şimdi kasalara koydular. Mecbur istemek zorundasın. Ben bir tırtıklı alayım. Emin misin? Emine teyze kusura bakma ama ben bir tırtıklı kur korumalı faizden çıkıyormuşuz arkadaşlar burada. Ben çok durumda. Korkak olduğum için ona girmedim. Ben de girdim. Ben girdim. Benim korktum. Öyle bir param yoktu. Ben girdim. Hadi bakalım. Ama EBB'ye girdi içim. Benim bir kapitalim vardı. Uzun zamandır biriktirdim. Zenginim diyor. Ve bunu ne yapacağımı ben bilmiyordum. Ve bende şöyle bir şey var. Aşırı korktuğum için para kaybetme riskim olan şeye girmek istemiyorum. Bunda yok işte oğlum. Tamam bir dakika. Ama bunda da bir belirsizlik vardı ya. Şöyle olursa böyle olacak. Böyle olursa şöyle olacak. Tamam. Ya bunlar benim kafamı karıştırıyor. Ya ben anlıyorum onu dedin. Çünkü elinde son demek istediği şey ya bir kataküllü dönerse. Evet evet evet. demek ya bir tık meseleler bari. O yüzden mesela hani çok yüksek rakamdan dolar alırken bile korkarım. Ya zaten alamıyorum o kadar ben de şey yapmasın. Altında bile düşer mi? Altın düşmüyor da. Abi gidip olabilecek en sabit şey olan vadeli mevduata koyup. Bunun en azından bir şey var. Onu ama işte bu kur korumalı. Enflasyon karşısında patlıyorsun ondan da. Evet. 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 O yüzden yani, hiçbir zaman zaten param hep kaybediyor o yüzden. Çok kafa rahat. Yok ben de şey yapmadım. Aynı düşüncede ama kredi demiş gel. Şeye gittim işte bu. Bana geldi bir anda çok ani geldi. Araba. Hani gel verelim dedi. Alalım dedi. Ben normalde şeydi. Tesla'yı anladım. Adam onu bak isimsin demedi. Anne mi diyor? Yani iyi dinleyin ama falan diyor. Ondan sonra gittim kredi alayım. Hani çok güzel. Geçmiş bir bariyere. O bariyeri geçince vermiyorlarmış. Tamam dedim kişisel şey alayım. Gitti banka dedi ki 15 bin vereyim. Çok ani çıktı. Böyle hani yayında böyle artık karşılık. 15 bin mi vereyim? Ben evet. Size vereyim demiş. Evet ben size vereyim dedim ama hani yayından alışkanlık tamamen. Hani tak diye cevabı koyma şey. Dedi 15 bin ben size vereyim o zaman dedim. Kadın durdu bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Böyle karşılıklı bir sessizlik oldu. İhtiyacımız var belli ki. Çok gerginlik oldu. Böyle evet böyle bir durduk. Ben kalkayım o zaman dedim. Hiçbir şey olmadı. Çok garip bir ya işte. Benimki 15 bin kadar komik değil ama yani ben de bir ev mi alsam acaba diye. Bu arada evet bunu buraya önümüze koymanız yani. Ya bak ben hiç ellemedim. Allah kahretsin. Bunlarla oynamaktan buraya... konuya odaklanamıyorum. Hayır bu ilk benim olduğu için IQ testi yapıyorlar. Bunları böyle ekstra değişim derim yayınlanıyor. Maymun gibi hissediyorum şu anda. ev alayım bir niyetleneyim. Hani şey bankaya gittim bana dediler ki 300 bin TL verebiliriz. Dedim o 300 bin TL'ye ben ev alamıyorum yani. Ne zaman gittin buna? 8-9 ay önce. Aynı şekilde aynı sürede gittim. Araya banka müdürü soktuk. Bilmem ne 150 bin lira veriyorlardı. Çok değişmiş. Ve İyi ki sokmuşsunuz acaba. Bak evimi ipotek. Evim var tamam mı? Evimi satıp üstüne biz, para alacağım. Evim dedim var. Ki, ya babam ne işte. Şu ana kadar bir Tesla ve bir ev geldi. Bir şeylerle bunu arttırmamız lazım. PlayStation 5'im var. X23 dedi. Vermiyorlar abi. Kredi vermiyorlar. Abi bana şöyle dedi kadın. Şimdi bankanın adını vermeyeyim. Durduk ya sıkıntı çıkmasın.
Kadın şöyle yaptı. Sizinle bir ilgisi yok. Ali Koç gelse ona da 300 bin. Evet, vermiyorlar. Sınır koymuşlar. Yani. O yalan bir kere. Ama evet yani. Bence, yani. Çok inanmadım ama siz öyle diyorsanız öyle. Ali Koç'un bankası var. Ali Koç'a yapı kredi şey diyor değil mi? Vallahi Ali Bey 300 bin. Bizde de yok yapıyorlar böyle. Millet ayda 100 bin lira kazanıyor sevgili Merve Taşkın. Dolar. Lütfen. Pardon, dolar. TL'yi küçümlenen değil de haber değeri değil. Doğru. Onu demek istiyorum. Ayda 100 bin dolar kazanıyormuş ve diyor ki yetmiyor. Nasıl yetmediğini anlamıyorum. Evet. Hani benim matematiğim ona yetmiyor. İlk önce kira. İyi bir kirası yere. Oğlum. Hayır, iyi bir yere çıktın. Tamam, iyi çıktım. Tamam. Kaç verdim? 100 verdim kira hadi. Evet, daha da abart. Yok oğlum 100 bin. Var da yani. Tamam yani, abarttım abi. Şöyle söyleyeyim. Bu Zorlu'daki evlerin falan kirası 10 bin dolar değil mi? Evet. Ya villam var 100 bin. Ya şöyle söyleyeyim. Lotus, Şişli'de Lotus var. Orası şu anda 1 artı 1'leri 80-90. Ama OnlyFans'i de Mecidiyeköy'ü 2 artı 1'de çekecek halimiz yok ya. 1 artı 1 80 bin lira ne? 1 artı 1 kaç metrekare? Kaç 140. Bana ne oğlum? İşte orada OnlyFans'i orada çekiyorlar işte. Ama sen hiç gördün mü OnlyFans videolarını? Biz de duyuyoruz Bu 100 bin lira da senin de 100 bin dolar da senin abi de bana. Abi hep bir otel odası gibi bir yerde çekiyor ama onların hepsi otel odası olamaz. Otel odası gibi görünen stüdyo daireler şey onlar. Şey de öyle lan. Bana niye şey ben bilmiyorum. Batucuğum. Sen kiralıyorsun bu tarz yerleri biliyorsun. Şey var, platform var, Big Olay. Oradakilerin hepsinin canlı yayını da öyle. Tek bir daire. Arkasında mutfak gözüküyor hep. Ben onu şeyde onu öğrenmiştim. Rezidans falan mı? Ya hepsi orada öğrendim. Lütfen. Çünkü gecenin dördünde müzik çalıyor. Nasıl bildiğimi sormayın. Bu Chaturbate diye site var canlı yayın porno. Orada eğer Rus ve Ukraynalı hanımefendilere bakarsanız tabii şu aralar ne durumda bilmiyorum. Hepsi benzer odalarda çekerler. Bilmiyorum falan derken. Yani duyuyorum ben bunları. Tamam, ben araştırma yaptım. Abi Rusya'da canlı çekim binaları varmış. Tamam. Gidip oraya maaşlı olarak. Abi diğer şeyde ilk mi 20 ay var ilk. Yani. Bu bize de lazımmış. Bu işe girmek lazımmış. Bak o ev kirası bilmem stüdyoyu hazırlayıp vereceksin. Ev de değil. Oranın i̇şte çalışanısın. Tamam. Sabah mesaiye gidiyorsun. Evet, evet. Çalışıyorsun odada. Ve sonra çok mantıklı Batu gel girelim. Gel girdik. Hadi. Ama 300 bin, 150 bin kredi verdiler abi. Nereye girdik? Genelde çok az param var. Kamerayı aldık bir Batu kazanınca. Elde biraz para varsa girecek iş sayısı çok azaldı. Bir şey bulmamız lazım. Bu iş çok iyiymiş lan. Porno abi, evi. Porno evi değil. Kapandık şu an. Bir de ne bastı abi orayı. Porno evi değil oğlum. İnfluencer. Öyle de bir gayrimenkul diyelim bence. Bir kat TikTok, bir kat işte OnlyFans, bir kat Twitch için. Bunu yapalım abi. Çok güzel fikir. Ama 100 bin dolar bana da yetmez. Ben size söyleyeyim. Hayır işte harcarız bak tamam. Hadi. Oğlum ben 100 bin dolara emekli olurum lan bugün. Olamaz. Yemin ediyorum biter bu arada. Ev var. O durum ev olduğunu düşün. Ev olursa rahat tamam. Benim kafam ev çünkü. Evet. Tamam. Ben de Şarköy'e giderim zaten. Hani aile evine falan diye düşünüyorum. Ona ya 2.7 milyonu almış ağzının yanına taşınıyor hemen ne ya. Ne güzel şey faizi yiyor abi orada. Ya. Bir aylık kazancı kızın o. İşte evet. Yani. Bir aylık. Ama o öyle düşünmemek lazım. Şunları da öyle düşünmemek lazım. Ben düşündüm abi özür dilerim. Ya futbolcuları düşündüğün zaman çok daha fazlasını kazanıyorlar ve hani 15 senelik bir kariyerleri oluyor. Sanki ya, biraz daha gidiyorlar. Bu arada futbolcular artık Necip mesela kazanmıyor. Yine gitmiş ve şey almış, maaş indirimi almış. Adamı artık çeyrek dürüm veriyoruz. Abi, yani Necip, bu adam yürüyen Beşiktaş. Evet, gerçekten artık ne kadar indirim alacak abi herif çeyrek dürüme kadar düştü. Bizim de paramız yok şimdi Beşiktaş arada, olarak bak, da. 100 bin doların yetmemesini bir kenara bırakalım ama dünyada bir de şöyle bir şey var ya. Futbolculardan örnek şey yaptığımız zaman. Adam kazanmış ya. Bu NBA'de tabii falan da var. Tamam. 100 milyon dolar, 200 milyon dolar kazanmış. Hala 36 yaşında bir Arabistan, Amerika kovalıyor hala. Yani demek ki para, ne kadar paran olursa olsun torununun torunu da düşünme mi geliyor bence acaba? Bence o paradan değil. Gün hastalığı. Niye biliyor musun? Ronaldo'nun Arabistan'a gitmesinin sebebi orada kral olacak olması. La Liga'da kalsaydı kral olamayacaktı. Yavaş yavaş bence düşecekti. Biraz paradan o. Para da var. Çünkü ama orada kral gibi. Krallık, bence krallık Messi. Mesela Benzema. O da öyle. Aynı. Mesela Benzema kardeşim dedi ki Kabe'ye yakın olduğu için geldim dedi. Ya. Vay kral yemin ediyorum. Var ya adam çok bak akıllı bu. Benzema. Benzema'nın uçağı var. Ya ölen işte yani. Ne kadar sürebilir ki Kabe'ye gitmeyi. Yani derdin Müslümanlıkla. Sen Müslümanlıkla bir derdin var. O kadar zengin olsa ilk ne yaparsın? Bunu anladık. Bu anasının yanına taşınıyor. Ya hakikaten Şarköy'e mi gidiyorsun? Ya şöyle nasıl vizyon? Yok ya Şarköy'e gidiyorum değil ama yani gittim bile çok. Gittim bile. Yok hayır. Yapmak istediğim tamamen şu abi. Zaten ya bizim yaptığımız işin zaten özünde şey yok mu? Biz canımız ne isterse onu yapabilecek durumda olan para nadir insanlarız. Para kalmayınca yani. Artık daha da rahat. Tek derdimiz o. Hakikaten para olayını çözdüğün andan itibaren keyfine aç yayınla oyun oyna. Doğru. Git videonu yap, git gez işte, bir şey yap. Yani haklı.
Katılıyorum. Ben emekli hayatı. Ama hayır niyetimde... katılıyorum ama çok ince bir nüans vardı oğlum. Para işini çözdüğümüz anda yani. Evet işte yani. Onu çözemiyor olmak zaten. Şöyle yaşam tarzınıza da bağlı. Ya ben şey isteyen bir insan değilim hayatımda. Hani böyle işte ne bileyim rezidanslarda yaşayayım şöyle olsun böyle olsun. Ya mesela, tamam bana, ben de bana lütfen dolayısıyla... bu kadar realist cevap verme. Cebine 20 milyon koydum. Ne yaparsın diyor. Aylık mı koydun? Burada çok net bir biçimde şunu da söyleyeyim. Akbiline koydum. Akbiline yükledim. Aylık mı koydun? Öyle. Ya verdim. Tamam verdin. Al canım. 20 milyon. Aylık 2 verdim. Aylık 2 verme. Yıllık 20 ver. Gel. Hadi verdim. Tamam dolandırıldım bu arada. Tamam güzel ev aldım. Tamam aldım. Arabayı aldım. Aldım. Geri kalan parayı faizle koyayım. Abi çok Türk'üz. Dur, hemen gayrimenkulü yatırıyorum. Ya araba aldım. Kapattı her şeyi. Götürüp sağlam aldım. Kaldı 5 milyon falan tamam mı? Full ver geldi bastı. Dünya turu. Bir sene İstanbul'a Türkiye'ye dönmüyorum. Yayın açıyorum ama hep her hafta başka ülkeler. Oğlum ben de evine eline 5 milyon kaldı. Onu bir dolara vur. Gezemezsin dünyayı. Evet, param bitti bu arada. 5 milyon liraya gezerim arkadaşlar. Evet. Gezer. Ama bütün dünyayı çok gezer, geçtim. Gezer çok rahat. Ya gezer, oğlum Hindistan'ın da boklu sokağına gitmem. Bütün, ya, bütün dünyayı gezerim. Hindistan'a gitmem abi. Ben de gitmem. Niye? Ben doğuya çok gitmem abi. Abi bok kokuyor ya. Gittin mi? Hayır. Ama yani gidip orada bir koklasan. Yani bak bunu ırkçılık sayın lan. Ya videodan bok kokar mı abi? Ve bu ya ben de... nasıl kaza yapmıyorlar onu anlamak istiyorum. Ben spora gitmek istiyorum. Abi yoldan bir kere geçeceğim abi ben. Ben geçmem ölürüm ben. Ama o yolda nasıl kaza almayı çok merak ediyorum. Bir de hani gittim mi dedin bunların iki tane kültürleri var. Onların kültürlerine saygı duymalıyız. Duymamalıyım onların kültürlerine saygı falan. Bir, o Ganj Nehri'nde ölüleri şey yapıp sonra gidip orada yıkanma o şeyleri var. Garip. Bir de abi biliyorsun birbirine bok atma festivalleri var bunların. Ben onu bilmiyorum. Bir bunu festival bilmiyorum. Var. Bok atıyorlar suratlarına. Ama bu birazcık ya Çinliler köpek yiyormuş falan gibi. Ya videosu kültürü... var videosu bok var, atıyorlar ya. Var zaten köpek de yiyorlar ama yani koca bir kültürün minicik bir kısmını alıp onu stereotipleştirme mevzusu. Ya bu arada mesela ben yani şeye karşıyım. Mesela yoksa... yemek konusunda biz de çok fazla laf edemeyiz. Nasıl lan? Abi... Mumbar yeniyor oğlum. Ya tamam da. Ama yani abi şey... ayaklarıyla bak, falan. Yedik... Yok Hindistan'a demiyorum. Nasıl yedikleri Hindistan'a ya? Demiyorum. Şeyde Hindistan üzerinde de. Mesela Çin'de bilmem ne de Japonya'da falan sürüküyorlar. Abi biz de direkt kokoreç çok güzel. Abi, bayılırım. Ki ben de bu arada. Ama... bizde de bir yıldız var tepede. Ama evet de görünüşü çok çirkin olan çok fazla şey yiyoruz. Abi ama biz de taşak yiyoruz mesela. Evet yani. Ama koyunun taşak. Abi taşak abi öyle vuruyorsun yani. Ya koyunun taşak diye bir şey ayıramazsın ya. Abi köpek taşak değil ama. Abi bak bir şey abi, söyleyeceğim. Abi, yani... bak eminim vardır. Biz de zevk de yiyoruz abi, bak şimdi. Her boku yemek zorunda değiliz. Yani bak hayvanı şey yapmışız tamam mı? Ben de yemem. Bak kesmişiz evet, kesmişiz kesmişiz. Işte... hayvanın artık karkası kalmış. Orada bir tane var. İlk adamı diyorum bak. Bunu yapan. Biri var böyle yapmış. Ulan bu da yenir. Ben o taşakları da yerim lan. Ulan tırnağını ziyan alır. Ya mesela şunu bir insan ilk nasıl düşündü? Eti çıkartmış. Ayırmış. Eti pişirmiş. Abi kemik kaldı ya. Bu ilik o içinde de bir şey. Emcikleme. Oğlum emcikleme. Abi bu artık nedir yani? Abi evet göz ya işte diyorum ya bir noktada salmak lazım. O yüzden bizim de çok laf edebilecek hakkımız yok. Evet nasıl yediğimize bağlı. Peki. Yurt dışında başına gelen en saçma olay veya abi, acayip. Abi Perpignan'da Türk önce camisi... bir orana ne olduğunu bize söylemen lazım. İspanya, Fransa arasında Türk camisinde kaldım. Barcelona'dayız, Interrail. Orada tam arada şey var. İki ülke arasında bir yer var. Oradan trenler kalkıyor Paris treni. Yani oraya kadar gidiyorsun orada yer değiştiriyorsun. Paris treni geldi gittim adama böyle... adamla aramızda bu arada 200 metre falan var. Adam en önden çıkmış ben ortadan merdivenden çıkmışım. Şey kondüktörden. Adama baktım. Adam o kadar uzaktan anladı beni. Böyle yapıyor. Yok yani. O kadar emin ki böyle. Ya gelme yaptı adam direkt. Ben direkt üzüntüyle gittim. Kapanacak orası. Ben dedim bu akşam burada kalacağız. Yarınki bir şey. Mekanı kapattılar. Onda. Oradaki kafile araşıyor birilerini. Abi bakanlığı arayın bilmem ne. Arıyorlar. Posa bir şeyleri arıyorlar. Perpignan Türk Derneği'ne ulaşıyorlar. Adamlar 3 tane vitoyla geliyor bizi alıyor. Ve ayarlanan yer cami. Sonra ben, Erzurum'a niye cami koydun? Ben aldım. Abi yemekler getirdiler bize. Biz doyduk. Sonra camide yattık. Ben Amerika'da Jamaikalı linç yiyordum. Son anda kurtuldum. Work and Travel'la şeyde çalıştım. Hard Rock'ta. Bir grup Türk'üz ve bir grup da Jamaikalı var. Bize dediler ki gelin maç yapalım. Bize yani bir de iddialı konuştular. Biz sizi parçalarız ama biz de Avrupalı olarak kesinlikle sindiremiyoruz. Sakır diyen adamlar yani. Sen hayırdır. Sen kimi yeniyorsun falan. İtalyan'ı aldık, Alman'ı aldık. Kesin yeneceğiz. Avrupa karması bu ne birinci dünya savaşı mı? Maç gece bir tane yolun kenarındaki bir çim sahası. Işıklar yola dönük. Ve rakip Jamaikalı. Bak. Bak. Abi
içimizden geçtiler. Ama yani içimizden geçtiler değil. İçimizden yani geçtiler. Yani göremedik adamları hiç. Nasıl lan? Formaları da mı siyah? Yemin ediyorum sahaya bakıyorum rakip yok. Ve ben maçtan sonra bunu yani şey oldu kanter içindeyiz falan. İngilizce söyledi. Bunlar da geldiler bari falan. Nasıl yendik falan gibi minvalde bir şey dediler. Ben dedim ki biz sizi göremedik. Eyvah. Allah. Abi ben dedim ki ne sonra yaptın? Ne yaptım ben? Kesin öleceğiz dedim. Meğer gitmişler. O sırada da göremedim. Futbol muhabbeti de açılmışken şeye ne diyorsunuz? Futta kadın kartlarında olması. Ya cinsiyet oradan başlayabiliriz ya. İnsanların kudurması nasıl kadın olur falan. Lan fantezi futbol işte. Ya şeyi gördüm ya. Bir tane bile kadın olmayacak benim. De, o adam çok sinirli. Abi ölü Pele kalkıp 360 yapıp ondan sonra voley çakıp gol atıyor. Yapma abi gerçek. Ya orada sıkıntı şu. İşte herhangi bir kadın milli takımındaki bir kadın Haaland'la nasıl aynı seviyede ya, nasıl omuz atıp durduruyor abi, onu FIFA'da şöyle bir elinde işte sonu abi oyun abi evet. FIFA'da zaten abi, bir bence tek problem şey o değil. Şu eleştiriyi bir noktaya kadar anlayabilirim. O sanırım kart değerleri biraz yukarıdan girilmiş ki sahada da. Yok şöyle hani kadın diye az değil. Mesela onlar kendi kategorisine kendi göre 85 kategorisine, ama evet, aslında kendi kategorisine ama beraber oynattığın zaman yani, eşit oluyor öyle değil mi? Aynen şey öyle. Yani. EA tamamen demiş ki bakmış oğlum biz bunları çok dürtüyoruz. Konuşmak ama daha fazla dürtelim. Onu. Hayır abi daha fazla para paket ya satacak abi. Abi evet, çünkü normalde ama bir buçuk yani bir 100 paket var 100 karakter varken 150'ye çıkardılar adamlar. 50 tane eklediler. Paketin değeri düştü aslında. Adam normalde 10 pakette açıyorken. İkon çıkma ihtimali azaldı. Evet, evet. Adamlar var ya şu anda mesela şey yapıyor. Heyecanlanıyor. En sevdiğim de. İzleyici olarak çok keyif alıyorum. Şu anda fut açanlar var. Direkt gidiyorum. Hiç gitmem. Şu anda açıyorum. Allah'ım lütfen güzel. Çünkü şey çıkıyor böyle. Fransız. PSG. Evet, lan PSG o videoları var be ya. Zor diye böyle. Bu arada inanılmaz linç yeme riski olan bir şey şu anlamda. Diyelim yayıncısın. Hani böyle kart açma evet yayını diye bir şey var ya. Sene böyle binlerce kişi izliyor. Kadın çıkınca suratı inanılmaz düştüğü için böyle. Yok ya çok kişi dolu işin hiç yok. Tam tersi. Ya o çok anlaşılır ben bir şey ya. Yani çünkü orada zaten esas problem şurada ortaya çıkmıyor mu biraz? Gerçekten problem olan şeyi gene konuşamadık. Saçma sapan kadın nasıl olur falan diye konuşmaktan. Puanı düşük olan kartın çıkması yani onun kadın veya erkek olmasıyla alakalı değil. 82'li mesela yani 82 puanı olan Liverpool'da erkek bir oyuncu çıkınca hadi be bu mu çıktı falan diyor. Mesela çünkü hani orta sahada iki oyuncu bekliyor. Biri Eriksen iyi olan diğeri kötü bilmiyorum şimdi hangisi. Peki 90 ama yine kadın yine üzülüyor. O işte onu çünkü yapıyorsa orada abi bir problem evet, çıkmaya başlıyor. Yok, adam işte şeyde tanımıyor. İşte PSG Fransa orada Mbappe bekliyor. Evet, evet, tamam. Ama yani mesela şunda da aynı şekilde üzülüyor mu? Bilmem ne. Aha Mbappe geliyor. Cemba çıktı mesela. İşte gel ama yok işte ezbere i̇şte, biliyorlar. Evet. Olay o. Adamların paterni Cemba. Adamların paternini bozdu abi işte güzel kısmı o. O yüzden çok zevk veriyorlar. Evet. Abi Speed'in şey açışları işte, falan çok komik ya. Yani. Normalde hepsini biliyorlar abi. 3 tane oradaki şey çıktığı zaman adam ezbere tabii, tıp kafada evet çıkıyor. Hava fişekler yanıyor böyle. Bilmem ne yanıyor. Ama geliyor. Bilmediği takım hiçbir şey böyle bakıyor. Lan bu kim? Bu oyunu yani fut modunu çok ciddi oynayan insanlar şey bir yerden sonra bakacaklar ki atıyorum işte lan adını da gene unuttum da Hopta diye soyadı hatırlıyorum. Ya da kadın oyuncu Amerikalı kadın oyuncu diye varsayıyorum. Atıyorum bunun pace'i yani hızı çok yüksek diye önceki oyunlarda da öyleydi. Başka hiçbir şeye bakmıyorlar hızlı olmasına bakıyorlar. Evet, evet. Bir kadın yani eminim ki bir iki tane öyle kart çıkacak. Belki en üst seviyede belki hani orta mid game kısımlarında. Ve hani sırf pace'i yani teknik açıdan bazı puanları yüksek olduğu için çok tercih edilen bir oyuncu olacak. Evet, ve bunun avantajını kullanacaklar ve bunu kimse şu anda fark etmiyor. Şu anda şey var işte o Kerdin'den Chelsea'de oynayan kadın Avustralyalı şu anda şeymiş alternatifmiş Haaland için. Şey diye çalınmış direkt. Şey diye challenge yaparlar mı? Kompetitif arenada ama normal şey değil. Yani sadece kadın kadroyla başarılı olma. Şey yaparlar. Ha, o çok yapmazlar. Artık şey olur. Yok, olur o çok ya ondan o olur ama şöyle kesin yapacaklar. Mesela kart yakma şeyinde kadın. SBC mi diyorlar? SBC'de işte şey yap kadın takımı kur yaparlar. O da para yakma evet olayı tamam. Elindeki fazla kartları kullanmak için. Hani kadınlara fazlalık demeniz beni biraz üzdü. Aa, ne demek abi kitapta abi, ne abi. Abi senelerdir. Yani ben anlamadım. Siz şey mi demek istiyorsunuz? Kadınlar bizim onur ilimizde mi yaratıp kadınlar oturayak abi erkekler bak onlara bakayak. Ya bu nasıl bizim var? Abi senelerce böyle işte böyle lig 1'de mig 1'de oynayan 65 ortalamalı futbolcular cüzdanlı gibi davrandılar. Hiç problem yoktu. Şimdi buradan şey ya çıkmaya başlıyor. Ya onun işte tanınma mevzusu. Hiç tanımadığı birini tabii oynatmak canım istemiyor. Gerçekçilik istiyor. Abi orada ama oyun aslında bak. Ya abi ama bu arada çok önemsiyorlar. Ben şey izliyorum. Premier Lig'in falan YouTube kanalı var.
oyunculara kendi foot kartlarını gösteriyorlar. Hmm. Mesela şey kendi pace'i sallıyorum 74 görülmüş böyle oluyor. 74. Evet. Aman Allah'ım ne kadar. Abi ben Van Dijk'a şey yaptım. Bence ben 88'liyim. Yani kaç abi olduğunu hatırlamıyorum. Benim puanım daha yüksek olmalı. Yani gerçek hızını düşürmediler. Neden bu kadar yani? Hayır abi yavaş koşuyor işte artık ona. Moral gidiyor adamın. O kart açma veya gacha oyunları Allah kahretsin müthiş zevkli şeyler yani. Sen kesin yapmışsındır Pokemon. Ben Pokemon'da yaptım. Ben Pokemon Go'ya çok para harcadım. Yani Pokemon Go değil. Eski Pokemon direkt kartları. Trading cards. Trading cards. Ya benim evde var ya. Evde var. Trading benim, kartları ben açıyorum. Ben Japonya'ya gittim. Tek harcamam Pokemon kartı. Ben çünkü anime falan izlemediğim için şey yani figür almadım. Onu da değil. Bu arada anime demiş şey çizgi film pardon. Yani seni döverim. Ok döversin. Hadi bakalım. Çizgi film izleyen adam dövemez beni. 70 kilo musun sen? Hayır bak aşağı inelim ve yumruklaşalım demiyorum. Tabii istersen. Ve hiçbir şey kanıtlamak zorunda değiliz. Değiliz. Ama eğer bir gün erkekliğimizi kanıtlamak zorunda kalırsak bence ben sizi döverim ama uğrundan emin değilim. Orhun'da, bir şey var değil mi böyle? Orhun'da bence sakin adam siniri var abi. Ben hiçbir iddiada bulunmayacağım. Sadece şu bilgiyi vermek istiyorum. Yani döverim. Gene aynı mevzuya geleceğim ama ben senelerce zorbalanmış, üzerine çok gelinmiş bir insandım. Çok da dayak da yedim. Hani şey değilim. Kötü yiyorsa diyor yani. Hayır yok hayır. Yani böyle erkekliği ispat etmek bir yana ya da genel itibariyle böyle fiziksel şiddetle tehdit edildiğimde vesaire falan çok endişelenmiyorum. Bak var, bence de masada sakin adam bir hanımefendi olmalıydı. Çünkü sohbetin 30. dakikası dedim işte ben döverim. Ben döverim. Soru ugamı. Daha en başta dedim. Daha maymun gibi. Kardeşim sen şimdi kalk bakayım. OnlyFans bir savaş izletiyor falan vardı ya. Hayır, yok yani, Miray. Ben bunu kavga ederim diye söylemiyorum. 40 yaşında adamların. Hayır ben şey bu arada lazımdı. Nasıl lazım? Bu sen niye bu kadar mutlu oldun? Hayır, bir kan akacak abi. Şey çok sevdi bunu. Abi hayır ben kesinlikle Türkiye'de influencer boxing'in olması gerektiğini düşünüyorum. Çok tutacak çok bir fikrim var. MasterChef Türkiye Yunanistan. Tutar. Yapar mı büyük ihtimalle? Ama şöyle konsept şu. İki tarafın en iyi aşçıları gelecek. Tamam. Hangimize ait olduğuna karar veremediğimiz yemeği yapacaklar. Aa, hangisi daha iyi? Kaybeden o yemekten hak iddiasını salacak bırakacak. Abi, şu oradaki anda jüri vurulur. Evet. Bir tane Yunan gurme, tamam. Bir tane Türk gurme ve Danilo. Acun bunu değerlendir. Sadece küçük bir cüzi ücret istiyorum fikir babası olarak. Ya ben çok istiyorum. Bu influencer box olsa girer miydin? Girmem. Aa grey bitmiş. Ona... Daha bugün ha, çok bitti. Şükür, bugün çok şükür. Çok şükür. Satayım. Çok şükür. Her şey ertelendi. Ama yani herhalde her şey bir iki yıl atar. Gitti. Tabii. Düğün bile gitti lan. Daha çekilmiş şey gitti yani. Yo, düğünü çünkü... çok etkilemeyecek bu arada. Oğlum ilk zaten bir kere ertelendi. Ama ya, yani... O düğünü hala etkiliyor bu arada. Aktörler bitmedi. Ben çok yazarlar kötü bir haber vereyim. Aktörler de mi girdi sonra? Tabii aktörler de girdi. Sadece aktörler değil. Mesela çoğu kişinin gözden kaçırdığı çok tatsız bir detay vereyim. Ben Game of Thrones'cu olduğum için. House of the Dragon'ın ikinci sezonunu dolaylı yoldan etkiliyor. Niye? Çünkü aslında Amerika değil. Evet çekiyorlar. Hmm. Çünkü Amerika Birliği'ne bağlı değil House of the Dragon. Ama George R. R. Martin Amerikalı. Ve George R. R. Martin yazar olduğu için ikinci sezon... İyi de diziyi sen yani... yazmıyorsun ki. Tamam. Yok, diziden tamamen çekildi. Çekildi. Onun anlamı çekildi. Allah kahretsin bok oldu. İyi oldu iyi. Vuruyorum. Çekildi. O ilk sezonda bir tane bok eden hanımefendi vardı ya. O yapıyor artık her şeyi. Hayır ama şu an yazılmış bitmiş şey bok edemez. Eder. Şöyle, nereye etmez. Abi o adam projeye dahilinden çekildiği an gidiyor. Götünden uydurmaya başlıyorlar her şeyi. Bu adam en azından onaylıyor. Kitapta yazıyor abi kitapta. Fark etmiyor tamam. Abi. Burada evet yazılmış bir kitap var. Ve doğru. Kenara kitapta yazıyor. Ama yani değiştiriyorlar. İlk sezonda da iki bölüm var. Evet. Yani mesela bir ejderha çıkma sahnesi var. Çok spoiler vermeden. Hanımefendi şey dedi. Cool olacağını düşündüm. Evet tamamen o yani. Yani hiçbir şey yapmadan gitti. Keşke düşünmeseydin. Peki bitirecek mi o kitabı? Abi yaşı yetmeyecek. Bitiremez. Yani şu an galiba 75 yaşında. Bence bitirmeyecek. Bak daha 6. kitabı çıkartmadı. Bir tane daha var. Daha bile 7'yi yazması lazım. Abi. İmkanı yok. Ya bence ki bak bu arada gram abartmıyorum. Bu benim kendi şeyim. Hype'ı kaçtı bence. Bence Tolkien olmaya çalışıyor. Ha. Bilerek ve isteyerek bitirmeyecek. Hmm. Ne öldükten sonra ona ne yarayacak? Hayır böyle bak o adamın kitabın notlarını evin bir yerlerine sakladığından adım gibi eminim. Öldükten sonra notlarını bulduk. Biz çakalım. Brandon Sanderson yazar gidip. Ben de ne olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Yazdı. Bok gibi bitti. Çünkü geriye dönük sıçtı. Bitirmiyor. Game of Thrones gibi bir serinin, A Song of Ice and Fire gibi bir serinin ne yaparsan yap mükemmel bir finali olamaz. Bence mesela controversial bir şey yapacağım. Bence Lost'un finali iyiydi mesela. Yapma. Değildi. Bence iyiydi. Yapma Allah aşkına. Abi şöyle belki iyi yazılmış olabilir ama. Oradan başka final çıkmazdı da oraya sokmayacaktı yani. Evet. Finali kötü değildi. Finali çok iki sezon uzatıldı saçma sapan. Beyazlı ve siyahlı adam muhabbetinin uzatılması ama ben Lost'un ne kadar
En azından bitirildi. Ne kadar büyük bir iş olduğunu çok, yani. Ay şöyle abi. YouTube'un, Twitter'ın falan olmadığı bir dönemde bütün dünyanın konuşması ne kadar büyük bir iş ya. CD'lerle izliyordum. Ya bu tabii yani canım. Şey yok abi. YouTube'da bölümden sonra incelemeler, teoriler yok. Yani bugün olduğunu yok. Düşünsene. Hayır şeydi zaten. Konuşan yok. Dijitürk'te saati vardı ve evet. Ben oturup izlediğim ilk defa bir dizi vardı ben yani. Ben CD'lerden izliyordum. Ben de. CD'lerden Emül'den indirip. Yani. İndirip sonra başka dizi çıkıyor değil mi? Bu ne ya? Forumlarda tartışıyorduk en fazla. Evet. Ama çok iyiydi. O CNBC'ye forumları falan vardı. Oralarda çok konuşuluyordu, tartışıyordu. Ulan CNBC'ye çok iyiydi. Ah be. Baya. Ben pokeri oradan öğrendim. Ama akşam olunca E12 oluyordu. E24 ne? E2. E2. Sonradan ayırdılar. İki kanal ayrı biçimde de oldular. CNBC, BNTV Spor abi. İkisi de benim. Ben CNBC'de hiç dizi takip etmedim. Çünkü yani düzenli çok olarak evet. Oturup izlemen gerekiyor. Evet. Yani şöyle. Dawson's Creek falan zaman çok. Ya şöyle aslında. Takip eden dizileri izlemiyordum. Yani şey oluyordu orada yanlış hatırlamıyorsam. Seinfeld vardı. Çok var. Ya aslında güzelliği zaten oydu abi. Tıklayıp açtığında %100 izleyebileceğim bir şey var. Evet. Angel'la Buffy vardı. Ben evet işte ama onları düzenli takip etmen gerekiyordu ve ben öyle izlemiyordum. Benim ama mesela South Park ve Simpsons CNBC sayesinde. Hmm. Ben mesela oturup hiç kendim ayrıca izlemedim. Bir dakika. Simpsons CNBC'den ötürü olamaz. Şu an yanlış hatırlıyorsun. Cine 5'te vardı. Cine 5 o. Evet. Simpsons. South Park ben şey. Ben de Simpsons'ı CNBC olarak hatırlıyorum. Sadece South yok, Park yani Simpsons sonradan CNBC'de yayınlandı o ayrı. Ama yani böyle 98 senesinden falan bahsediyorum. 97-98 senesinde Cine 5 daha akşam 8'de mi ne şeye olabilir. Giriyordu? Olabilir. Hiç Cine 5 giriyordu. Neyi? Hiç Cine 5 izlemedim. Nasıl bizim yani? Benim babam da futbol için vardı. Abi karınca izlemedim. Nasıl yani? Karınca hiç izlemedim. Şöyle yapalım şöyle. Yüzünü kısıp ters durup bakarsan böyle ucu gözükürde. Dekoder bizde de yoktu. Çocukken yani böyle vakit izliyordum. En iyisi bak hala şu anda çok hiç nefret etsem de Lig TV ilk çıktığı senelerde gördüğüm en iyi şeydi. Yani bir tuşa basıyordun abi. 77 orta tuşa basıyordun. Ana kamera, alternatif kamera, dış kamera. Ve istatistik şimdi vardı. Şimdi var kamerası yok. Onu göremiyorsun. Şu anda hiçbir şey yok. O kadar ki geriye gitmişiz teknolojide ya. Bak bana gelen decoder'a gelen 3 farklı gördüm. Kamera açısı evet, üzerine evet. İstatistik var. Çok güncelleniyor. Iyi, çok iyiydi. Muazzam bir şeydi. Oğlum ben geçen Messi'nin maçına baktım. 60 FPS 4K. Çok güzel. Oğlum FIFA izliyormuş gibi oluyorsun. Çok güzel. Ya herhangi bir şey Premier Ligi. Ben... Ya bu Sidemen'lerin maçı YouTube'da yayınlanan maç bizim ikiliden daha iyi. Daha şöyle. ben de izliyordum maçları. Çok kaliteli değil. Geçenlerde anladım. Legal yollardan bir yani yatırım yaptım. Hı. Senelik 700 TL, 50 TL. Daha iyi değil mi? Görüntü daha iyi abi. Bir şey diyeyim mi? Bence de. Hayır. Ben de gördüm. Görüntü daha kaliteli. Bu arada en sinir olduğum şey de Dileğli. Dileğli. 1,5 dakika dileği. Ben bir senin için alamaydım. Bizim verdiğimiz Twitch yayını daha kaliteli. Evet. Kaç bitrate biliyorsun değil mi? Şeye baktım. Bu o değil. Merak edip bir yerlere baktığımda gördüm. 1500-2000 bitrate gördüm. 1500. 1500 bitrate. Evet. 720p. Rezillik oğlum. Ben 8000 veriyorum. Ben 1500 versem ya. Bu yayın olmuyor deyip kapatırım. Tabii canım. Moralim bozuldu.